geldiniz. Bir foto altıyla daha birlikteyiz. Nedim Hazar bize katılıyor. Mekanını belirtmekte sakınca var mı? Nereden katılıyor diye. Yok ya, gerek yok işte. Avrupa'nın bir beldesinde. Ya, o gerek yok. Avrupa deyince diyebilirsin. Frankfurt'ta diyebilirsin yani. Atlantin bu tarafı. Hemen programa başlamış olalım. Böyle düğün kataloğu gibi bir giriş yaptık. Gördüğünüz fotoğraflar geçen haftanın en çok konuşulan konusu. Büşra Nur Çalar isimli bir Instagram fenomeninin çocuğuyla ilgili yaptığı mevlit çalışması gündem oldu. Bir video düştü piyasaya ve bu lüks, şatafat ya da görgüsüzlük ya da başka şey, herkes bir şekilde adlandırıyor. Tabii önce kısa bir bilgi vermek lazım. Türk medyasında fazla yer bulmadı ama bu Instagram fenomenliği ciddi bir mesele ve son yıllarda artarak ilerleyen bir iş kolu aynı zamanda. İnsanlar buradan para kazanıyor. Takipçilerine bu şekilde bir hayat sunuyorlar ve insanlar da lüks, şatafat seyretmeyi sevdiği için, hani hepimiz İngiliz monarşisinin hayatını merak edip izliyoruz. Bunlar da benzer bir etki uyandırıyorlar ve böyle bir piyasa oluştu. Ve bu piyasa bir anda işte o mevlüt görüntüleriyle birlikte sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada günlerdir tartışılıyor. Bunun AK Parti'nin yarattığı eşitsizliğin bir parçası olduğunu söyleyenler var. Yeni elitlerin dünyası olduğunu söyleyenler var. İşte yeni elit deyince tabii görgüsüzlük meselesi gündeme geldi. AK Parti'nin bir burjuva kültürü oluşturup oluşturamadığı gibi daha sofistike tartışmalar da var. Buyurun, size bırakıyorum. Şimdi bu tabii bir şeyde, Ihlamur Kasrı'nda mı neredeydi bu mevlit şeyi? Aslında şöyle bir şey, yani bir geçmiş dönem elitlerinden başka bir elite evrilme söz konusu burada. Yani bir muhafazakar elit sanki var. Çünkü daha önce işte bu AKP iktidara gelmeden önce bu Ihlamur Kasrı, işte Hidiv Kasrı, bu tür bu yalılar, o İstanbul'un meşhur Boğazı'nda İstanbul Boğazı'nda sağa solu şey yapan, süsleyen yalılara herkes giremiyordu. Yani hem pahalıydı, hem işte bir takım kılık kıyafet şeyleri vardı, hem işte menülerinden işte içkili bilmem ne falan filan çok tartışıldı. Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğu sırada en çok tartışılan şeylerden biri de buydu. Bu tesislerde artık içki servisi yapılacak mı yapılmayacak mı, biliyorsunuz. Rahmetli Çelik Gülersoy vardı, o Turing işletiyordu o zaman. Ondan sonra bir dönem yine rahmetli olan Şevket Eygi böyle şey yapmaya çalıştı. Hatta o zaman Şevket Eygi'yi böyle zevksizlikle filan suçlamışlardı. Çünkü bu kasırlara işte koyun postu bilmem şu bu falan filan sermişti. İşte sedir medir yapmıştı. İşte şark köşeleri bilmem ne falan. Bu İstanbul şehir kültüründe olmayan şeyler diye bir dönem bir tartışma olmuştu. Biraz insanda şey oluyor sanki, hani soy isminden dolayı da şey yapıyoruz. O çalar mı nasıl Büşra Nur Hanım'ın? Aslında iki tane mevzu şey var, konuşulacak şey var. Bir, eşinin bir bürokrat oluşu. Yani Sağlık Bakanı'nın danışmanı mı, basın danışmanı mı, öyle bir şeydi galiba eskiden. Bir ondan dolayı, yani böyle bir hayat sürmesi doğru mu diye. İkincisi, sizin de söylediğiniz gibi bu fenomen meselesine muhafazakar kesimin bir şekilde üst turnikenin en ilerisinden girmeleri. Belki işte bugün bir yerde okudum, aylık 50-60 bin TL'lik gelirden bahsediyor yani şey, kadın kendi şeyiyle. Kendi hayatıdır bilmem neydi. Burada bana ilginç gelen şu oluyor. Muhafazakarlık böyle biraz daha kapalılık, biraz daha dışa şey, işte hani ziynetini, sahip olduğunuz zenginliği dışarı göstermemeyi gerektiren bir şeyken siz işte Instagram'da şurada burada bunu neredeyse her anını, geçmişe dönük paylaşımlar yapılıyor. Ben Bugün merak ettim, gireyim dedim, şey yapmış. Ne derler ona? Kilit koymuş. Yani herkes göremiyor. Evet. Onun bir adı vardır mutlaka da. Hani şey, ama işte düğününden çocuğunun doğumuna kadar, bilmem nesine kadar insanlar şey yapıyorlar. Bunu böyle elit olmayan, hatta tırnak içinde söylüyorum, sonradan görmelik parantezinin dışında olanlar bile yapıyor, birçok insan. Hı hı. Yani ben ameliyatla kolumdaki kanserli parçayı aldıktan sonra o parçanın resmini paylaşanı bile gördüm yani. Hı hı. Hatta şöyle bir şey, espri okumuştum vaktiyle. İşte ahirette bile bunlar bu şey arayacaklar. İşte cennette ise şu anda cennete girdik, işte 3. katındayız, ya da şu anda işte zebaniler üzerimize ateş döküyorlar falan filan. Sırattan geçiyoruz. Yani ha, şu anda sırattayız, işte arkadaşlarla sırat keyfi falan filan, böyle neyse. Hani bu televizyonda bu mahremiyetin tek taraflı bir şey vardı, bir sınırı aşması vardı. Yani o duvarın yıkılması. Hani siz evinizi kilitliyorsunuz, kapılara kilit vuruyorsunuz, perdeleri çekiyorsunuz, sonra oturup televizyon açıyorsunuz yatak odanızda, bilmem ne. Hı hı. O bir tek taraflı etkileşimdi. Şimdi çift taraflı oluyor. Yani bu sefer siz de öbür tarafa bir şey sunuyorsunuz. Her ne kadar filtre etseniz de, bilmem ne. Yani bugün inanılmaz şeyler gördüm. Böyle kına geceleri bilmem neler, böyle dansözlü bilmem neli yapılıyormuş bu kasırlarda, şurada burada. Ve muhafazakarlar yapıyorlar yani. Bir enteresan bir şey var. Bir farklı bir boyut var sanki burada. Hani süslüman diyor kimisi, kimi bilmem ne diyor. Hani o televole vardı bir ara, böyle bir Türk sosyetesinin, Türk popüler sosyetesinin diyelim, gerçek sosyete demeyelim de, şeydi, magazini yapılıyordu. Sanki bu sosyal medyada muhafazakar sosyetenin magazini üzerinde çok eşsiz bir mecra gibi kullanılmaya başlanmış. Hani selamünaleyküm televole diyecek neredeyse hepsi, yani böyle bir haldeler. Bu tabii toplumsal uçurumun da o kontrastı da, o simetriyi de vermesi açısından bana göre çok ibretlik. Hani daha 2 hafta önce, 1 hafta önce bir baba kendi çocuklarını siyanürle zehirledi. Bilmem ne yaptı. Hı hı. Bir tarafta böyle bir hayat. Bir tarafta böyle bir hayat. Bir uçurum var. Yani hani Türkiye'ye birini gösterseniz, yani Türkiye diye bunu gösterseniz bambaşka bir Türkiye algısı var. Öbürünü gösterseniz bambaşka bir Türkiye algısı var. Hı hı. Bu kadar büyük toplumsal uçurum belki de hani bu toplumun birazcık böyle marazi bir durum olduğunu, biraz da hastalıklı bir toplumsal yapı olduğunu göstermesi açısından şey. Yoksa hani orada ismi geçen hanımefendiyi de, beyefendiyi de linç etmenin, bilmem neyin çok mantığı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu fotoğraf, bu kontrast fotoğraf bir şey anlatıyor bize aslında. Bunu okumamıza da engel olmamalı diye düşünüyorum yani bu şeyin, bu durumun. Evet. Hemen bir sonraki fotoğrafa geçersek, konuyla bağlantılı olduğu için orada da yine aslında bu bir anlamıyla hani sarayla başlayan tartışmalar, işte sarayla alakalı olarak Cumhurbaşkanı'nın itibardan tasarruf olmaz sözü ve bunu bir nevi hani 2000'ler AK Parti estetiği olarak satma çabası, işte saraydaki görüntüler. Tabii bu Emin Erdoğan'ın Joe Biden, eski Amerika Başkan Yardımcısının eşini ağırladığı yer. Burası yanılmıyorsam Yıldız Sarayı. Hemen akabinde de Amerika'da Beyaz Saray'da Melania Trump'la, Trump'ın eşiyle oturdukları oda var. İşte ikisi arasında bir kıyaslama yaptığımızda sadelik, ihtişam vesaire bu kavramlar ortaya geliyor. Yani dediğim gibi hani bu sarayla birlikte başlayan tartışmalar, işte altın varaklar, işte Erdoğan sarayı o şekilde dizayn ettirdi. Şahsi estetik anlayışı olduğu pek çok yerde yazıldı, çizildi. Ve bakıyorsunuz işte Kars Belediye Başkanı değil, pardon, Savcı Sayan, Kars milletvekili oldu galiba AK Parti'den. Onun evinden bir fotoğraf yansımıştı medyaya, hatırlarsanız. O da yine altın varaklar, işte şunlar bunlar. Yavru Saray. Bu estetikle ilgili ne diyorsunuz? Ya aslında şöyle bir şey var, yani saray, galiba konuştuk biz bu konuyu biraz. Hı hı. Sarayların durumuyla ülkelerin durumu arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani ve AKP iktidarının, Erdoğan ve çevresinin yanlış dönem saray modelini model olarak aldığını düşünüyorum. Yani Dolmabahçe sarayı modelini model olarak alıyorlar. Yani o, halbuki işte Topkapı sarayı modeli var, bir de daha mütevazi, daha sade, daha lineer diyelim, basit basit şeyler. Burada sanki gücün, şeyin, itibarın, işte duvardaki altın varaktan, sedef kakmalardan, işte şey, ceviz koltuklardan, şundan bundan geldiğini düşünüyorlar. Şu anda burada yok galiba ama Yeni Zelanda Başbakanı'nın evinin fotoğrafını görmüştüm ben, çocuğuyla. Neredeyse hani bizde Bağcılar'da bir ev gibi, yani hatta şeyde böyle çocuğunu sardığı şeyi bile kendi örmüş. Battaniyeyi bile kendi örmüştü. O ilginç bir fotoğraftı bana. Hı hı. İtibarın mekanla, kürkle ilgili olduğu, bu Doğu toplumlarına has bir şey olsa gerek. Yani hani ye kürküm ye şeyinden görüldüğü gibi. Dolayısıyla sizin halkınızın durumu, yani bu kapıdan, bu Yıldız Sarayı'ndan çıktığınızda, bu kapı açılıp dışarı çıktığında böyle süper muhteşem bir devlete, muhteşem bir topluma, muhteşem bir ülkeye açılmıyor o kapı yani. Hı hı. Hemen dışında, belki Yıldız Sarayı'nın hemen önünde, o Yıldız Parkı'nda bir sürü fakir fukara, dilenci, şu bu falan filan hı. duruyor. Yani biraz da böyle o duvarın arkası, bahçenin biraz ötesi, camın öte tarafını biraz gizleyen bir şeymiş gibi görünüyor. Keza hatırlıyorsan Putin'le Erdoğan buluşmasında da hani espri yapmıştık. Hı hı. Bu bir öğrenci yurdu gibi falan filan gibi böyle. Yani adamın ağırladığı yerde işte UFO ısıtma şeyi vardı böyle. Elektrikli ısıtma tertibatı vardı. Yani dışarıdan harici, external ısıtmayla ısıtılan bir yerde ağırlamıştı. Bu Rusya'nın itibarından, Rusya'nın şeyinden... kendi gücünden, seviyesinden, bir gücünden bir şey götürmüyordu yani. Fakat bizde nedense bu öyle algılanıyor. Niyeyse bilmiyorum. Belki de başka yerlerden. Bu aslında Orta Doğu'daki birçok devlette bu. Yani biraz önce o düğünde de, o Mevlid düğününde de şeyi, aslında birçok Arap düğünü öyle yani. Birçok evet. Arap eğlencesi, söylenceyi öyle yani, toplantıları öyle. Ben geçen bir Arap düğününe denk geldim. Herkes iPhone hediye ediyorlar. Katılımcıların nikah şekeri yerine iPhone hediye ediyorlar. Yani böyle acayip bir şey. Dolayısıyla bu algı, bu şey, itibar meselesi, devlet aklının algısı gibi. Bunu halka da şey yapmaya çalışıyorlar ama işte bir tarafta açlıktan, yokluktan, imkansızlıktan, borçtan, bilmem neden siyanür içenlerle işte altın varaklı, altın kaplamalı bardaklarda bilmem ne bir smoothie'si bilmem nesi içenlerin arasındaki uçurum o toplumun aslında biraz da çöküş dönemine girdiğini gösteriyor bana göre. Yani Osmanlı'nın... Kapıdan çıkıldığında hani sizin gördüğünüz şeyleri zaten görmüyorlar. Yani iktidar ekonomiyle ilgili sorduğunuzda her şey iyi gidiyor. Bazı münferit durumlar var. Onun dışında yani ekonomi zaten kötü değil deniliyor ve bunlar normal karşılanıyor aslında. Şimdi üretilen gerçeklik var. Yani iktidarın Hı-hı. ürettiği gerçeklik. Bu aslında rakamlara da artık yansımış durumda. Yani Hı-hı. bir iktidarın ürettiği şey var, gerçeklik var. Bir de gerçeklik var. Yani halkın gerçeği, o ülkenin gerçekliği var. Bu aradaki makas her geçen gün açılıyor. Bu uçurum her geçen gün derinleşiyor. Aslında bu bir nevi hem uluslararası toplumda yalnızlaşmayı getiriyor hem de bakın evvel hafta bir camide namaz fotoğrafı gördüm. Protokolle şeyin arasına bir sürü koruma dizmişler yani. Cemaatin arasına. Yani camide bile artık siz bu şeyi yapıyorsanız, insanları uzaklaştırıyorsanız o gerçeklik farkından kaynaklanan bir şey o diye düşünüyorum. Hani sarayın içinde kendi gerçekliği var. Bu ülke çok iyi gidiyor, bilmem ne yapıyor. Zaten herkes de bizi kıskanıyor o yüzden. Yani işte her şeyimizi kıskanıyorlar. Koltuğumuzu da kıskanıyorlar. Bilmem aynamızı da kıskanıyorlar. Çeşmemizi de kıskanıyorlardan kaynaklanıyor. Halkın gerçekliği de farklı. Bu iki gerçeklik bir yerde çatışacak. Yani bir yerde kafa kafaya gelecek, tokuşacak belki. O zaman ne olacak? Enteresan. Yani bu da çok uzak gelmemeye başladı bana artık. Yani giderek yakınlaşıyor diye düşünüyorum. Duymuşsunuzdur. İran'da şu an halk sokaklarda çeşitli gösteriler yapılıyor. Ve Amnesty International raporlarına göre 100'ün üzerinde gösterici öldürülmüş durumda. Devlet çok ciddi bir tepki veriyor bu sefer. Geçen sene de benzer gösteriler oldu ama kısa sürede dağılmıştı. Bu sefer ciddi bir sıkıntı var. Bu fotoğraf, gördüğünüz fotoğraf bir benzin istasyonu ve gösterilerin çıkış sebebi de bu. Benzine yapılan zamlar. Üstelik İran yakın zamanda yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu. Buradan da yüksek miktarda petrol çıkaracağını duyurdu. Ama işte Amerika'nın yaptırımları bir yandan, ambargolar bir yandan, işte ülkenin kendi içindeki sorunlar, Suriye Savaşı'nın finansmanıdır, şudur budur ve İran'ın diğer dış politik hamlelerinin finansmanıdır vesaire. İran ilginç bir örnek. Yani az önce bahsettiğiniz mütevazi saray moduna gibi aslında. Yani Hümeyni'den bu yene. Hani bir eliti var ama bu elit daha mütevazi. Hani bize de Ahmadinejad Türkiye'ye geldiğinde hatırlarsınız. Evet. Yerde filan oturuyordu. Tabii öyle bir tavrı var. Ama bir yandan o yine bahsettiğiniz makas burada da gözümüze çarpıyor. Yani devletin ürettiği gerçeklik ve halkın yaşadığı gerçeklik. İran'da petrol fiyatlarını bir günde 3 katına çıkardılar, benzin fiyatlarını ve doğrudan halkın cebine dokunan bir şeydi bu. Ve orada patladı olaylar. İnanılmaz bir tepki var ve bu kez işte Khamenei'ye baktı herkes. Khamenei ne diyecek? Khamenei de bu zammı savundu nedense, enteresan bir şekilde. Ve hatırlarsınız daha önce ülkemizde de benzer bir şey olmuştu. Yani diyorsak bu zamlara eyvallahız, bu bir şeylere bilmem ne. Benzer şey yaptılar. İran'ın şeyi için, geleceği için bu lazım, bu falan filan ama iş kontrolden çıkınca Ruhani çok ilginç bir şey söyledi 2 gün önce. Dedi ki bu petrolden gelen parayı çok kısa sürede 18 milyon ihtiyaç sahibi aileye dağıtacağım dedi. Yani bizdeki bu makarna, kömür bilmem ne mantığıyla hani direkt kafadan şeye dağıtacağım. Yani sus payı gibi böyle. Tabii bu hani ne kadar etki eder, ne kadar İran, çünkü İran toplumu hakikaten eğitimli bir toplum. Yani bir yerde tabii inançlarından kaynaklanan, itikatlarından kaynaklanan ilginç refleksleri de var ama ama bir taraftan da başta Tahran, işte Kum kenti gibi yerlerde çok ciddi var. Yani bir de İran karakteristiği, yani millet karakteristiği gereği çok itiraz eden bir toplum. Memnuniyetsizliğini ifade edebilen bir toplum ki şahı devirmiş bir toplum. Yani değildir yani o krallığı yıkabilecek, şahlık rejimini yıkabilecek kadar isyan kültürüne sahip bir toplum. Bu belki de yıllardan beri ilk kez bu kadar yaygın bir toplumsal memnuniyetsizlik var İran'da. Tabii İran yönetimi de diğer bütün ülkelerde olduğu gibi, işte Venezuela'da olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi bunun bir dış güçlerin oyunu olduğunu, Amerika'nın bu işi kışkırttığını, sanki Amerika gelip zam yapmış gibi yapıyorlar, kışkırtıyorlar. Ha şu olabilir, tabii ki ben Amerika'nın bu işten ülkü duyduğunu falan düşünmüyorum, öyle bir şey yok. Ama oradaki İran yönetimiyle İran halkı arasında yine o biraz önce bahsettiğimiz makasın, açının giderek büyümesinden kaynaklanan sıkıntılar bunlar. Bu dünyadaki bütün toplumlarda er ya da geç kapalı toplumlarda yaşanacak olan şeyler bunlar. Fotoğrafımız, diğer bir fotoğrafımız 10 Kasım'daki törenlerden kalma. Okullarda işte Atatürk'e secde denilerek haberlere denk geldi ve bu okullardaki öğretmenlerle ilgili bir takım işlemler yapıldı, duyuruldu. İki fotoğrafa bakarsak, yani ilk iki fotoğrafa, ikisinde de benzer bir tema var. İşte ortada Atatürk portresi, Cumhuriyet'in simgesi olan 6 ok ve bu 6 okun ucunda öğrenciler, işte hani bir bağlılık, bir şey, hani secde demek istiyorum ama tam öyle de değil. Böyle bir görüntü ortaya çıktı ve bu yeniden bizim işte Atatürk'le ilgili toplumdaki kültürel ya da mitsel, nasıl derseniz, efsanevi tartışmaları gündeme getirdi. Önceden daha sık yapardık, hatırlarsınız, bu AK Parti'nin ilk dönemlerinde işte Kemalizm eleştirilerinin bir parçasıydı Atatürk kültünün sorgulanması. Ama zaman içerisinde AK Parti'nin otoriterleşmesi, Erdoğan'ın farklı bir maceraya girişmesi bir anda bu tartışmaları bertaraf etti ve hatta bu tartışmaların ne kadar da gereksizmiş şeklinde bir ters yüz edilmesine yol açtı. Bazı kesimler bunu demeye başladı. Yani Kemalizmin bir suçu yoktu. Erdoğan bunu uydurdu. Siz de buna payanda olduğunuz şeklinde. Aslında biraz da böyle etki tepkiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu abartılı geri dönüşün. Hı hı. Yani bu işte koyduğunuz küpür belki 70 sene, 80 sene öncenin küpürü. Yani milli peygamber, Celal Bayar'ın sözünü hatırlıyorum. Atatürk'ü sevmek milli bir ibadettir falan filan gibi şeyler söylüyordu ta o dönem yani. Ta ne zamana kadar Özal geldi, Atatürk Süpermen değildir diye, işte o dönem biliyorsunuz çok da eleştiri almıştı. Aslında Atatürk'e yapılabilecek en büyük kötülük bu. Yani insanüstü bir seviyeye çekmek, insanüstü bir noktaya taşımak, abartılı bir saygı, abartılı bir yere oturtma, çok böyle ulaşılmaz gösterme falan filan. Bir sefer iyisiyle kötüsüyle tarihi bir karakter ne olursa olsun. Ama bunda sebep olarak bu AKP'li elitlerin, kendilerine tarihçi diyen, işte troll mü dersiniz ya da onların işte entelektüelleri mi diyelim, onların söz söyleyen, yazı yazan insanların bu Atatürk'ü böyle her fırsatta yerin dibine sokmaya çabalarına karşı bir refleks, bir tepki olduğunu düşünüyorum. Yani bunun. Biliyorsunuz yani bu sene Anıtkabir'de çok enteresan bir şey oldu yani. Adeta tribünü gibi, futbol tribünü gibi Erdoğan tezahüratı filan yapıldı yani, ne alakaysa. Yani şimdi bu insanları daha da gardına almaya, daha da bileldi yani. Bu doğru bir şey değil yani. Şu manzara, işte Kuzey Kore'de, şurada burada ya da bizde mesela 70-80 yıl önceki manzaralardı. Tekrar dönüp bu noktaya gelmek çok hakikaten acı verici bir şey. Bunda bu işi yapanlar kadar bu işe işte tahrik edip, bu şeyi sürekli kaşıyıp, sürekli bu argümanlar üzerinden toplumun bir kesimine yürüyenleri, onlara saldırgan bir tarzda şey yapanların vebali olduğunu düşünüyorum ben. Hakikaten özellikle bu ulusalcı kesim bugünkü bu bir takım şeyleri, yani şimdi siz düşünün, bir şeyhin işte ayağının altını öpmeyi, şeyhin eteğini öpmeyi, bilmem neyi böyle inanılmaz bir şekilde reddedeceksiniz. Şeyhin abartılmasını bilmem neyi haklı olarak eleştireceksiniz. Sonra da kalkıp bu manzaradan gurur duyacaksınız, onur duyacaksınız ve şey yapacaksınız, pohpohlayacaksınız. Geçen sefer hatırlıyorsanız bu şeylerde şöyle bir ters bir mantık yürütmek gerektiğini söylemiştim. Mesela CHP bu manzaraları eleştirse AKP'nin elinden o kozu alır diye düşünüyorum. Yani bu böyle saçmalık olmaz. İşte bu Atatürkçülük, bu Atatürk meselesinden de ekmek yiyen bir kitle var. Yani böyle bir sektör var. Yani bundan yiyorlar. Hala besleniyorlar. Yani her 10 Kasım'da Atatürk'ün şimdiye kadar görülmemiş fotoğrafları diye bir şey çıkıyor. Her 10 Kasım'da çıkıyor bu. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Her sene mi buluyorsunuz bunu kardeşim? Yani arkeolojik kazı olsa bu kadar çıkmaz. Yani ilk kez gün ışığına çıkan fotoğrafları, ilk kez bir şöyledir böyledir. Kitap basıyor, 1881 adet basıyor, bilmem ne yapıyor. Kendince hani biz AKP'nin kendince 1453, 1071 böyle ezoterik şeyleri var ya, sembolik böyle sembolizme şey yapan böyle rakamları var. Bilmem ne davasının iddianamesi 1453 sayfa. Yani orada savcı daha oradan kafadan vuruyor. Yani bak diyor biz bilmem neyiz. Bunlar da kitap yazarken işte baskısı 1881 adet özel bilmem ne. Böyle bir sektör var. Yani açın o şeyleri, Halk TV şunu bunu, şu anda hala var mı bilmiyorum. Ben epeydir izlemiyorum. Özel böyle pazarlama şeyleri vardı yani. Bu kitler işte nutuk şöyle, nutuk böyle, nutuktan bilmem neler böyle. Elde bir malzeme var, o taraftan bu taraftan. Farklı bir şekilde ekmek yiyorlar bu işten. Yani bu işten hayatlarını geçindiriyorlar. Buna da engel olabilecek bir kitle belli. Yani aklı başında insanlar bu saçmalık, öbür tarafın da saçmalıklarına. Yani kalkıp şimdi düşünün yani bir dönem şunu demiş adam, ne örümcek ne yosun işte ne mucize ne füsun, Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter falan filan. Yani düşünsenize Çankaya ile Kabe'yi siz şey yapıyorsunuz yani eş görüyorsunuz. Diyorsun ki bu Arapların olsun bu diyorsun. Biz şeye dönüp namaz kılalım yani haşa. Çankaya'ya dönüp. Bu muhafazakar kitlenin Atatürk'e karşı ya da Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarındaki felsefelerine karşı bir gard almasına sebep oluyordu. Bu sefer iktidarı elde edenlerin aşırı nefreti ve şeyi de onların tekrar ona sahip çıkmasına, tekrar bu saçmalıklara tevessül etmesine sebep oluyor. Yani bir tarafta ifrat, bir tarafta tefrit yani. İkisi de doğru olmayan bir şey. İnşallah daha da ileri gitmez bu iş yani. Bununla gurur duyuyorlar. İşin ilginç tarafı işte bak ne güzel falan filan diye. Ben böyle sosyal medyada paylaşım gördüm yani. İşte bak çocuklar atalarına bilmem ne yaparak sahip çıktılar falan. Böyle sahip çıkılmaz yani. Hani bu işte Duşakabine oğullarından diye dalga geçiyoruz başka biriyle. Bu da başka bir şey yani. Bu da siyah böyle şeyli. Ben şeyi hatırlıyorum. Daha önce de söylemişimdir. 19 Mayıs'ta Atatürk büstünü gemiye koyuyorlar böyle sanki şey gibi. Karaya çıkarıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Böyle tuhaf şeyler yapıyorlardı eskiden. Bu da yine böyle bir fasit daire gibi. Döndük yine aynı yere geldik gibi. Yani bu tabii bir çemberin etrafında kendi kuyruğumuzu kovalıyormuş gibi bir şey oluyor yani. Evet, maalesef. Bir diğer fotoğrafımıza geçiyoruz. Fotoğrafta Ekrem İmamoğlu, ilk fotoğraf Londra Belediye Başkanı Sadık An'la. Londra çıkartması yaptı Ekrem İmamoğlu, hatırlarsınız. İkinci fotoğrafta Ayşe Arman, Hürriyet gazetesinden istifa eden, yakın zamanda ve Londra'da muhtemelen demek ki yaşıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Londra gezisi ilginç. Bir yandan orada finans çevreleriyle görüştü ve İstanbul'a kaynak, yatırım bulmaya çalışıyor. Diğer yandan tabii bu Erdoğan'ı kızdırdı. Hani orada Türkiye'yi kötüledi diyerek yüklenmeye çalıştı ama İmamoğlu galiba birkaç yatırım buldu ki bazı projelere yeniden start verildi İstanbul'da. Tabii İmamoğlu'nun son işte çıkışları, eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar vesaire biraz toplumda hani İmamoğlu'na ciddi bir inanma eşiyle ihtiyacı var. Eşiyle ilgili açıklamaları derken? İşte hani Cumhuriyet kadınıdır eşim, biz de Cumhuriyet çocuğuyuz vesaire, hani biraz hani kutuplaşmayı iyileştiren bir figür olarak siyaset sahnesine çıktı. Ama şu an kutuplaşmanın bir tarafı gibi davrandığına dair eleştiriler geldi bir ara. Yani Ekrem İmamoğlu ilginç bir, bizi ikilemde bırakıyor. Yani biz değil mi? Genel olarak toplumda Erdoğan'a bir alternatif çıksın beklentisine sahip olan insanlar İmamoğlu'na inanmak istiyorlar ama İmamoğlu'na tam da inanamıyorlar. Çünkü çeşitli bagajlar var, çeşitli kandırılmışlıklar tırnak içinde var. Ne diyorsunuz? Buyurun. Vay, İmamoğlu enteresan bir şekilde bana yani hayat tarzını hariç tutarak söylüyorum. Bana AKP'li bir belediye başkanı gibi görünüyor. Yani popülizmi dibine kadar kullanan. Yani işte bol bol gezen, sağda solda şey yapan. Yani mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bana Melih Gökçe'yi hatırlatıyor yani. Birçok işte davranışıyla. Gençliği yani mi yoksa son zamanlarında mı? Yok, son dönemdeki o popülist şeylerini yani. O kötü o zaman. Bu en son eşiyle ilgili şeyinde de yani düşünsenize siz işinizi değil, hani mankenler genellikle derler ya ben işimle gündeme gelmek istiyorum falan, ama öyle işiyle gelen de yoktur yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada da öyle yani, eşinizle gündeme geliyorsunuz, işte duruşunuzla gündeme geliyorsunuz, işte bilmem nerede mevlüt okutuyorsunuz. Sözde işte bunu tabii AKP'nin elindeki bir takım silahları alma adına yaparken başka bir şeyi siz aslında ben de bunu yaparım falan filan diyerek yapıyorsunuz. Bu anlamda ben açık söyleyeyim size, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı çok daha başarılı buluyorum ve bu işin nasıl olması gerektiğini gösterdiğini düşünüyorum. İşini yapan, başka hiçbir şekilde böyle bir medya figürüne dönüşmeyen, böyle işte eşiyle, gezisiyle, şuyunla, buyuyla bilmem Trabzon'a gidip bilmem başka bir arıza çıkaran, bilmem nerede bir maraza çıkaran bir şey çizmiyor, portre çizmiyor yani. Bu anlamda açık söyleyeyim yani şu Ayşe Arman fotoğrafından bile şey yani sanki böyle bir belediye başkanı değil de işte Ali Ağaoğlu orada olsa aynı şey yani, anlatabiliyor muyum? Aynı, benzer bir şey yani. Yani böyle bu işin popülizminden beslenen şey olan, halbuki bana da ilk başlarda ya bir şey vermişti ama belki de hani ortadaki haksızlık, ortadaki şey o kadar büyüktü ki hani kim olsa olsun biraz ona meyledecekti insanlar. Yani biraz vicdanla, biraz böyle hakkaniyeti kovalayan insanlar meyledecekti ama hani çok böyle şey de yapmak istemiyorum. Böyle kehanet yapmak istemiyorum. Hani bana yarın deseler ki bugün mesela o İYİ Parti'nin bir yetkilisinin açıklamasını okudum bugün. Şey diyor yani bize işte 6 tane bakanlık verirse erken seçim. Hani yarın İmamoğlu AKP'ye geçerse inan şaşırmam yani, anlatabiliyor muyum? Hani uygun şartlar uygun olduğunda çok böyle şey olacağını düşünmem. Ha, olmaya da bilir tabii, bu benim dediğim gibi tamamen bir ön yargı. Bu tabloların, bu manzaraların, bu durumların bende oluşturduğu yargı bu yani maalesef. Hani keşke işini yapsa, keşke işte böyle popülizmi kovalamasa ama maalesef eldeki şey de bu, malzeme de bu. Belki bu biraz, İstanbul'dan kaynaklanan bir şey. Bu biraz bana yani Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemini siz tabii daha iyi bilirsiniz. Aktif gazeteci olarak o dönemi takip ettiğiniz yaşlı için ama... Yaşlı olduğumu mu ima etmeye çalışıyorsun? Yok hayır, o dönem gazeteciliğe devam ettiğinizi. Evet, ben... yani tecrübeli ben diyelim. Yaşlı döneminden, evet. Sözen döneminde ben şeydim, belediye muhabiriydim. Yani Erdoğan da çok sık gündeme gelirdi. İşte televizyon programlarına bağlanır, polemiğe girer. Tabii Kral TV'ye falan bağlanıyordu. Yani tabii, gezegen yani, öyle bir figür. Yani. Ve bu biraz hani günümüzde politikanın geldiği yani televizyonun icadıyla işte Ronald Reagan'ın Amerika'da başkan seçilmesi arasında bağlantı kuranlar vardır. Efendim evet. Bugün de artık internet çağındayız ve internette var olmak, orada görünür olmak, tanınır olmak politikanın bir aracı haline gelmiş durumda. İmamoğlu bu yönüyle popülist. Evet, yani bunu birçok insan kabul ediyor. Ama dediğiniz gibi hani ilkesel konularda nasıl tercihlerde bulunur? Bunu henüz hani öyle bir kriz yaşamadığımız için bilmiyoruz ama. Aynen öyle. Yani öyle bir durum olmadı. Evet. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Yani bir ilginç şeyler olabilir ama hani şunu Hı-hı. söyleyeyim, şaşırmam. Hı-hı. Yani şaşırmayacağımı söyleyebilirim. Evet. Ve son fotoğrafımıza geçelim. Günün flash haberi. Bilmiyorum flash denir mi ama evet. Yaşar Büyükanıt, eski Genelkurmay Başkanı, hayatını kaybetti. Yanılmıyorsam eşin evet. vefatından çok kısa süre sonra, kendisi de 3-4 gün sonra. Önce. Evet, 3-4 gün önce eşi vefat etmişti. Kanserden vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Eşi Hı-hı. Filiz Hanım. Kendisi de Allah rahmet eylesin. Hakkına rahmetine kavuşsun. Yani 80 yaşında var mıydı bilmiyorum da bayağı yaşlı. Vardır, evet. Hı. Ve Yaşar Büyükanıt deyince tabii herkesin aklına gelen Dolmabahçe görüşmesi. Şemdin'in yani 27 davası, Nisan muhtırası. 27 Nisan muhtırası. Onu televizyonda evet. açık açık ben yazdım demesi ve buna rağmen hiçbir evet. şey olmaması vesaire. Evet. Buyurun, siz tecrübeli gazeteci olarak daha çok hatıranızı... Estağfurullah. Yani şu hatıra demişken şunu söyleyeyim. Hı hı. Ya mesela şey vardı, Helmut Kohl vardı. Almanya Başbakanı, Alman şeyi başkanı. Adam emekli olduktan sonra oturdu, bütün hayatını anlatan, politik tecrübelerini anlatan, görüşlerini anlatan kitaplar yazdı. Hı hı. Bizde maalesef yani bakın Erbakan, Demirel, hatta Ecevit, yani nispeten yine Ecevit yine bir şeyler yazdı da vefat etti. Sırlarıyla falan gitti yani, anlatabiliyor muyum? Yani bunu da bir devlet geleneği olarak şey yapıyorlar. Yani Büyükanıt da aslında bir dönemin şahidi, bizzat kahramanlarından biri. O da sırlarıyla gitti yani. Yani hiç bahsetmedi. Halbuki Türk toplumunun belki de bugüne gelen, yani işte 2007-2019 anlatabiliyor muyum? Hı hı. O dönemden bu döneme başlayan bir sürecin, bir kırılma noktasının, bir eşiğin kahramanlarındandı. Nasıl kahramanlarındandı? Önce 27 Nisan'da bir bildiri yayınladılar. Sonra hükümet bu bildiriye karşı dik durdu ve elimizin tersiyle itiyoruz, ayağımızın altına alıyoruz, bu mesajı almıyoruz falan filan dediler. Bundan tam bir hafta sonra 5 Mayıs'ta şaşırtıcı bir şekilde Dolmabahçe görüşmesi yaşandı ve 130 boyunca Büyükanıt'la Erdoğan bir şeyler konuştu. Bunun ne olduğuna dair bir sürü şey çıktı, dedikodu çıktı. Yani şöyle oldu, böyle oldu. Ne Erdoğan ne de Büyükanıt bu konuda konuştular. Yani Erdoğan bundan sonra konuşur mu? Konuşsa bir anlam ifade eder mi? Çünkü şeyin öbür tarafı yok artık yani. Anlatabiliyor muyum? Hani ne dese çok da böyle hani bunu check edebileceğimiz, doğrulayabileceğimiz öbür taraf artık yok. Dolayısıyla evet. hani istediği şekilde belki eğip de bükebilir ki Büyükanıt şöyle bir şey söyledi. İşte benimle beraber mezara gidecek. Hakikaten mezara götürdü. Yani kendisiyle beraber. Enteresan bir şekilde Abdülkadir Özkan'dı sanırım. Başbakanın o dönemki danışmanı. Sonra o görüşmeyle ilgili bir şeyler söyledi. Yani şöyle dedi. Dedi ki o günkü toplantıda, yani çünkü Erdoğan bu İhanet çok enteresan bir şey. Bugün de onun üzerine yazmayı düşünüyordum. Yani sizin gücünüz ispatında size yapılan ihanete tepkiniz oluyor. Siz Hı-hı. güçsüzseniz size yapılan ihaneti ya görmezden geliyorsunuz, ya sineye çekiyorsunuz, ya diyorsunuz ki işte ben diyorsun onurlu suskunluğa girdim diyorsunuz. Hı-hı. Biraz daha denkseniz bu sizi intikama yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? O ihanet. Biraz Hı-hı. daha güçlüyseniz onu ezmeye, o ihaneti ezmeye yöneliyorsunuz. Şimdi şeyde bir denklik vardı. Bugün böyle bir şey olsa, 27 Nisan muhtırasına benzer bir şey olsa Erdoğan ezip geçer. Ama o dönem denk olduğunu düşünüyorum ve tam hamle yapacakken iki tane denk güç bir araya geldiler ve bir şeyde mutabık kaldılar diye düşünüyorum ki Başbakanın danışmanının söylediği şey şu. Diyor ki dedi ki Büyükanıt, yani bu ulusalcılar, Ergenekoncular hakkında bir takım şeyler düşünülüyor. Bir takım operasyonlar düşünülüyor. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyler yapılacak. Bunlara engel olun. Aslında işte biz de bu gülencilere yönelik yaptık bunu. Yani ve Erdoğan'ı ikna ettiği söyleniyor. Yani orada aslında 2011 yılında dershane sıkıntılarıyla başlayan, dershane meselesiyle başlayan 2013 müydü? 13. Evet. Ama 2011'de ilk dedikodular şunlar bunlar başlamıştı. MİT yani, krizi vesaire. Şöyle evet yani 2011'de artık Erdoğan'ın Büyükanıt'la aynı çizgide tamamen yani buluştuğunu söyleyebiliriz. Ve o işin ikna şeyinin orada olduğu söyleniyor. Yani Büyükanıt'ın bir takım şeyler gösterdiğini ki çok enteresan Sevan Nişanyan'ın blogunda okumuştum. Çok enteresan bir tespit diyor ki Erdoğan güç için bir canavarı serbest bırakma ihtiyacı hissetti diyor. O da Ergenekon canavarını diyor. Dolayısıyla diyor bütün şeyi diyor gücü arkasına aldı diyor o zaman diyor. Yani Ergenekon'u çözünce o canavarı serbest bırakınca diyor önüne geleni yerle bir etti. Kürt meselesinde artık işte masayı devirdi. İşte cemaati ne hale getirdiği biliniyor. Yani bir sürü muhalif olan parti içindeki de yani muhalefeti bir şekilde susturduğu, yok ettiği falan söyleniyor. Büyükanıt şu anda adaleti, hakkaniyeti tartışmasız bir yere gitti. Yani orada hesaba çekilecek. Artık bizim burada ne dersek diyelim hikaye. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Keşke bu tür insanlar, bir ülkenin, bir toplumun kaderini etkileyen insanlar böyle sessiz sedasız gitmeseler. Hatta ve hatta böyle ölene kadar apolitika, aktif siyaset, işte aktif şeyin içinde olmaktansa bir süre emekliliğe çekilseler ve bunun kitabını yazsalar. En azından topluma faydalı olmaya çalışsalar, gelecek kuşaklara. Hiç olmasa bunun yaşadıkları topluma borç olduğunu düşünüyorum. Maalesef bizde böyle olmuyor. Ya işte bir takım ideolojik şeylerle yazılan kitaplar var. Bunu istedikleri algıyı oluşturmak için bir mesela İlker Başbuğ'un yazdığı kitaba baktım. Yani o bambaşka, derdi başka olan bir şey. Yani böyle bir otobiyografi gibi ya da bir hatırat gibi değil. Yani bugün bir kültür olarak da mesela şu son günlerde Amerika'da Trump'ın azil ile ilgili görüşmeler var ve kongre bütün ilgili bürokratları çağırıp o an sorulması gereken soruları soruyor ve onların ifadelerini alıyor yani yemin altında. Evet. Dolayısıyla bu hani bir azil sürecine dönüşmese dahi en azından elimizde kayıtlar oluyor. Yani işte aynen bir bürokratın öyle. Kendisiyle ilgili iddialara birinci elden, birinci ağızdan verdiği cevaplar oluyor. Böyle bir kültür maalesef bizde yok. Yani meclise çağırıp bir müsteşarını, yok olmuş. Genelkurmay yani. Başkanını. Yani. Evet. Ya işte görüyorsunuz darbe oldu gitmediler. Yani Genelkurmay Başkanı hani en azından git dürüstçe madem hani sen görü yani çok bir sıkıntı yok diyorsun. Mesela bugün Rıza Nur'un hatıratını okuyarak İstiklal Harbi'ye o dönemde yaşananlara farklı bambaşka bir açıdan bakış görüyoruz. Kazım Karabekir'in keza hatıralarına bakarak bir şey görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Fakat bir süre sonra bunlar maalesef yani özellikle tek parti döneminden sonra etrafa bir böyle bir muğlaklık elbisesi giydiriliyor çerçevelerine. Böyle gidiyorlar. Yani ben şimdi size desem mesela rahmetli oldu. Süleyman Demirel'in eşi hakkında ne biliyorsunuz? Hiç kimse bir şey bilmiyor yani. Hiçbir şey bilmiyor. Oysa bugün baktığınız zaman işte Clinton'un eşiyle de ilgili, Obama'nın eşiyle de ilgili bir sürü ya kitap yazdı. George Bush'un eşi kitap ya Barbara Bush kitap yazdı yani Beyaz Saray günlerini kitap yaptı. Yani Beyaz Saray'da nelerin olduğunu, nasıl yaşadıklarını biz ondan öğrendik. Bizzat yani hiçbir şey olmasa yani. Tarihsel değeri var. Yani yarın bir gün film çekeceğiz. Yani. Detay veriyor size film. Aynen öyle. Yani bu bence yani kadın mesela diyor ki diş macunumuzu bile biz cebimizden alırdık diyor. Yani çok basit bir şey bu ama çok orijinal geliyor insana. Yani çünkü onun bizzat kahramanı anlatıyor. Maalesef işte mezara götürüyorlar kendileriyle beraber. Ve bunu da bir devlet geleneği, devlet adamlığı zannedilmesi bana tuhaf geliyor ve doğru da gelmiyor açıkçası. Yani bu konuda evet, hani böyle diyerek bağlamış olayım ben. Evet. Burada da noktalayalım programımızı. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımızdan bizi izleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Ne kadar çok izlerseniz o kadar çok program yapacağız diyelim mi? Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi günler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.